Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine robotik bir şey yapacağız. Daha doğrusu hoverboard yapacağız. Yani hem karada hem de denizde, yani daha doğrusu hem karada hem de suda giden bir araç yapacağız. İsmi hoverboard. Hoverboard. Aslında hoverboard daha güzel durmuyor. Hoverboard ağzı dolu. Hoverboard. Neyse, hoverboard. Ne demek isterseniz, yani hem karada hem de suda giden bir araç yapmış olacağız. Bunun için daha önce bir resim çizen bir robotumuz vardı. Hemen hemen aynı malzemeleri kullanacağız. Birkaç malzemesi farklı olacak. İlk olarak dil çubuklarından bir iskelet yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında devam edeceğiz. Önce iskeletimizi yapalım. Şöyle bir tane dil çubuğu aldım. Şu şekilde bir tanesini şu ucağa. Çift taraflı bantın diğerini diğer ucuna yapıştırıyorum. Bir çift taraflı bant daha aldım. Onun da sadece herhangi bir ucuna yapıştırıyorum. Sonra bir tane daha dil çubuğu aldım. Öncelikle şu şekilde bantlarımızı bir açalım. Açabilirsek. Evet, bir tanesini açmayı başardık. Diğerini de açtık. Sonra şöyle bir üçgen yapmamız gerekiyor. Nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Şöyle bir üçgen yapacağız. İskelet için. Bantımızı da açalım. Üçgenimizi yapalım. Güzel bir üçgen istiyorum. Onun için sanıyorum güzel bir üçgen yaptık. Evet, şöyle bir üçgen yaptım. Ortaya da bir tane şu şekilde dil çubuğu koyacağım. İyice şunları yapıştırayım. Hemen şuraya da bir tane yapıştıracağım. Öncelikle buraya bir tane. Kendi buraya yapıştırıyorum. Bantımızı açalım. Evet, şimdi dil çubuğumuzu ortadan şöyle güzelce yapıştıralım. Evet, iskeletimiz hazır. Şimdi bunun üzerine gerekli malzemeleri yapıştıracağız. İlk olarak şimdi bakın şu uzun çubuğa yapıştıracağız malzemelerimizi. Üste gelsin o yüzden. İlk olarak pil yuvası var. Pil yuvasını yapıştıracağız ve pil yuvasının şu kabloları üçgenin alt kısmına, yani uzun kısmına doğru gelecek. Pil yuvasını tam ortaya yapıştırmayın. Biraz yukarı yapıştırın. Şöyle tam şu kesişim noktasına yapıştırabilirsiniz. Yine bantımızı keselim. Bu sefer biraz daha uzun bir bant keseceğim. Şöyle pil yuvamın altına yapıştırıyorum. Sonra bunu da açıyorum ve şu şekilde yapıştırıyorum. Evet. Pillerimizi de içine takalım. Hazır olsun. Daha önceki robot videomuzda da titreşim hareket ettirmiştik. Bunu da yine titreşim yardımıyla hareket ettireceğiz. Ama altına kalem kullanmayacağız bu sefer. Şimdi motorumuz var. Motorumuzu da şöyle uç kısma doğru koyacağız. Onu da yapıştıralım. Şöyle yapıştırsak olur diye düşünüyorum.
Motorumuzun şöyle küçük bakır kulakçıkları var. Onlar yukarı gelecek. Motorumuzun uç kısmı yine pile değil de dışarıya doğru bakacak. Çünkü oraya yine bir pervaneye benzer bir şey yapıştıracağız. Şöyle motoru iyi sabitlemek gerekiyor. Motor çünkü titreşim ucundaki pervane titreşim yayacağı için iyi sabitlenmesi düşebilir. Şöyle pillerimizi önce test edelim motorumuzu. Evet, motorumuz çalışmıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Başka motor takıyoruz. Hemen çıkardık bunu. Başka bir motora geçtik. Bakalım. Evet, bu çalışıyor. Demek ki önce her zaman ne yapıyoruz? Test etmemiz gerekiyor. İlk motorumuz çalışmadı. O yüzden dışarıdan malzeme aldığınızda, özellikle motor gibi malzemeler aldığınız zaman test etmeyi, almadan önce test etmeyi unutmayın. Şimdi tekrar sabitlemem gerekiyor. İlk bant biraz çıkartırken tahriş olduğu için tam tutmayabilir. O yüzden iki tane daha çift taraflı bant yapıştıracağım. Şöyle yapıştıralım. Yapıştırdık. Testimizi yapmıştık zaten. Şimdi alt tarafını bu sefer burada görmüş olduğunuz pimpon toplarından koyacağız. Şöyle 3 tane alalım. Şimdi ters çevirdik iskeletimizi. Normalde arabalarda şase mi diyorlar buna, iskeleti? Yani şase gibi düşünebilirsiniz. Şimdi üçgenimizin 3 noktasına da, iskeletimizin 3 noktasına da bu şekilde pimpon toplarını tutsun diye bant yapıştırıyorum yine. Ve bu 3 noktaya da pimpon toplarını yine sabitliyorum. Evet. Önce de yapıştıralım. Şimdi son olarak pervanemizi takacağız. Sonra birleştirme işlemi kabloları motora takacağız. Şöyle pipetle yapacağım. Ucuna bakıyorum. Daha sıkı olan bir uç arıyorum. Ve şunu deneyeyim. Burada illaki pastör pipetiyle yapmanıza gerek yok. Şöyle küçük çubuklarla da, karıştırma çubuklarında sabitleyip döndürebilirsiniz. Biraz kesmeniz gerekiyor ve şu, bakın, motorun uç kısmının biraz daha dışarı gelmesi gerekiyor o zaman. Ama pastör pipetinde böyle bir şeye gerek kalmıyor. Direkt koyduğumuz zaman çarpmadan dönebiliyor. Şöyle keselim. Uçları birleştireceğim. O yüzden kabloların ucunu şöyle kanca gibi yapıyorum. Daha iyi tutsun diye. Diğer ucu takarken önce elimi alıyorum. Bakalım. Gayet başarılı. Güzel.
Evet. Aracımızı tamamladık. Hoverboard'umuzu. Karada gittiğini gördük. Suda gittiğinde anlayabilirsiniz. Bakın şu toplar zaten bu iskeletin batmasını engelliyor. O yüzden suda da çok rahatlıkla ilerleyebilen bir araç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.